faturaları görmek istemiştiniz, buyurun. Oh! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hayrola damat? Faturalar değil mi? Evet, faturalar. Nasıl? Yüklü mü gene? İki eve birden bakmak kolay değil, değil mi? Dinle oğlum. Nereden geldiğini bilmeyen zenginlerden değilim ben. Erkek adamsın, paralısın. Elbette ufak tefek kaçamaklar yapacaksın. Yalnız evini ihmal etmek olmuyor. Karın öbür sosyete hanımlarına benzemez. Kocasının çapkınlığını ona boynuz taktırarak ödetmez. Hassas ruhludur benim kızım. Ne yapacaksan onu üzmeden yap. Unutma. Biz bir aileden çok bir şirketiz. Anlıyor musun? Bir şirketiz. Kim geldi? Çiçek Hanım efendi. Feruh Bey'den mi? Beyimiz gelemeyecekmiş. Böyle başlar hep. Alo? Evet Feruh Beyciğim, uyanmış mı bir bakayım. Feruh Bey mi? Bu gece için öyle işi çıkmış değil mi? Evet, ne diyeyim? Uyuyor dersin. Aa bak, Meryem gördüyse kudurmuştur. Belki görmemiştir, ver göstereyim. Seninkini gördün mü? Kimmiş benimki? Bak, ikinci balaylarını yaşıyorlarmış. Şurayı okudun mu? Neriman Hanım, kocamı iyi tanırım. Kalitesiz kadınlarla arkadaşlık etmez demiş. İnsan görgüsüz olunca, değil mi şekerim? Kendisi de çok kaliteli sanki. Tuvalet diktiren eski İstanbul hanımefendisi kalmadı artık. Sen gibi asil kadınlarda olmasa... Cumartesiyi alırım değil mi? Tirajenin partisine giyeceksin. Belki de gitmem, bilmiyorum. Faturayı sana göndereyim yoksa Feruh Bey'e, ha? Hele bir bitsin de. İstersen başkasına da yollayabilirim, Adanalı biri. Hem genç, hem yakışıklı, hem de multimilyoner. Senin için yanıp tutuşuyor. Elçiye zeval olmaz, ben Meryem'e söylerim dedim. Hele bir bitsin. Meryem evde mi? Kim diyeyim? Meryem! Meryem! Sabahat abla! Geçmiş olsun. Sağ ol. Duydum, inanamadım. Bir kahve içeriz değil mi? Aha. Ne kadar ihtiyacım varmış sana. Suçun neydi? Yataklık. Çocuk yaşta bir delikanlıydı, aranıyormuş. Bana sığındı, sakladım. Çok mu sevmiştin onu? Bilmem. Onu saklamaktan başka çarem yoktu. Hayatıma giren bütün erkekler teker teker çekip gitti. Bu gidemezdi. Anlıyor musun? Seni hiçbir zaman anlayamadım ben Sabahat abla. Günü gelir anlarsın. Öyle bir gün gelir ki... ...sen bile çözemezsin içinde neler olup bittiğini. Sadece senin... ...Feruh. Seviyor musun? İçim bomboş Sabahat abla. Kendimi hayatımın sonuna gelmiş gibi hissediyorum. Benim gibi değilsin. Güçlüsündür sen. Ne kadar güçlüyse o kadar yalnız oluyor insan. Bu da ünlü belli Meryem ha. Kimse bilmiyor ki bu yüzümü. Ölünceye kadar da bilmeyecek. Hoş geldiniz efendim. Bu tarafa buyurun. Şöyle geçelim. Kim bunlar? Feruh. Sadece senin Feruh, öyle mi? Hiçbirinden sadece benim olmalarını istemedim. Yeter ki bulaştıkları işin raconunu bilsinler. Ne yeriz, et mi balık mı? Hami bey olsaydı hiç sormaya gerek yoktu. Sahi nerelerde o görünmüyor? Balık tutuyor. Tamam. Ne yersin canım? Yüreğim zehir dolu benim. Deli misin kız?
Yüreğinin hiç bilmediğin bir yeri vardır mutlaka. Yenilmekten, acı çekmekten korkuyorsun sen. İyi mi yapıyorsun, kötü mü bilmiyorum. Sevseydin, benim gibi kırık dökük bir oğlu verirdin. Bu da ünlü benli Meryem'e hiç yakışmazdı. Dalga geçme Sabahat abla. Bakma, pek şikayetim yok aslında. Bol bol sevdim, inandım, ümit ettim. Bol bol da acı çektim ama, oh canıma değsin. Çok da iyi ettim. Şeytan diyor, git şu kadını... Şşt! Merak etme kızım, o iş bitti. O kadının seviyesine düşersen sen kaybedersin. Aa, sen de mi buradaydın? Son günlerde ne olur, bağışla beni, işler... Sonra aile içi bir takım sorunlar... Biliyorum, görüşürüz. Meryem. Selam. Kimsenin benim yüzümden üzülmesini isteme. Karının aklı buradadır şimdi. Hani görmemiştin beni? Sen de beni görmedin değil mi? Neyse. Yarın gece gel istersen. Benim de söyleyeceklerim var. Yarın gece olmaz. Trajenin partisine gidiyoruz. İyi. Orada görüşürüz. Ama ben Neriman'la gitmek zorundayım. O halde ben yalnız giderim. Senin gelmeni istemiyorum. Herkesin gözü bizim üzerimizde olacak zaten. Fena mı? Meryem! Meryem'i çağırmıştın değil mi? Ferruh'la Neriman'ı çağırıp da Meryem'i çağırmaz olur muyum hiç? Ferruh'un gibi iyi cesaret doğrusu. Neriman'ın zoruyla geldi, yoksa gelir mi hiç? Terzi saraya fişleklettim. Niye sinirlisin Ferruh? Gene icat çıkartma, yok bir şey. Gel, bu sırtlanlara emanet edemem seni. Misafirlerle ilgilenmek zorundayım, kusura bakma. Ben sıkılmıyorum ki, sen rahatına bak. Cemil'le tanışmış mıydınız? Füsun. Memnun oldum. Füsun duymasın ama rakiplerimiz gittikçe gençleşiyor. Çocuklar, Meryem'in ne yapacağı pek belli olmaz. Bakarsın gecenin bir saatinde geliverir. Sanmam. Ferruh gelmesine engel olmuştur. Oh, oldu olacak, müşterek bahis tutuşalım bari. Gelecek mi, gelmeyecek? Gecenin sürprizi hala ortalarda yok. Merak etme, neredeyse gelir. Ben malımı bilirim. Çocuklar, çocuklar geldi, çabuk olun. Ha, tamam, ya, tamam. Bakalım ne olacak. Canım, hoş geldin. Muradına erdin değil mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Meryem. Merhaba. Kaç kez telefon ettim size, not da bıraktım. Ah, siz Metin'le kozunuzu paylaşın. Pek vaktim olmadı. Geçen akşam hazırlıyorum. Ferruh mu izin vermiyor yoksa? Beni hiç tanımamışsınız. Metin Bey'di değil mi? Sizi tanımam için fırsat vermediniz ki. Görüyorum ki bunda haksız da değilmişim. İyi geceler. Buyurun efendim, başlayabilirsiniz. Ah, ne kadar güzel. Neler hazırlanmış. Beni bekleyin, beni bekleyin, geliyorum. Gerdanlığı gördün mü şekerim? İkisininki de aynı değil mi? Ferruh böyle bir aptallık yapmazdı ama... Teşekkür ederim. Sen hala rejimde misin Teyze? Ben kalorilerini aldım. Aa tabii, tabii. Aa, şundan da tadalım bakalım. Gördün mü şeker? Sana gelmeni istemediğimi söylemiştim. Yasaklarımı da kurallarımı da kendim koyarım Ferruh Bey. Bana kimse karışamaz. Gerdanlığınız çok güzel Meryem Hanım. Teşekkür ederim hanımefendi. Herhalde benimki sahtesidir. Hocanızı hiç tanımamışsınız hanımefendi. Sanırım o hiçbir şeyin sahtesini almaz. İyi eğlenceler.
Daha fazla kalamam burada. Ah, bu kadar erken kaçmak olmaz. Zaten ayda yılda bir görüyoruz Neriman Hanım'ın yüzünü. Gitsek iyi olacak. Neriman biraz rahatsızlandı. E ya, öyle mi? Geçmiş olsun. Özür dilerim. Dursana biraz.